Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlere 2 yıldız dalıcı eğitiminin bir parçası olan derin dalış eğitiminden biraz bahsetmek istiyorum. Derinlere inmek, orada ne olduğunu görmek ve tecrübe etmek bütün dalıcılara cazip gelmiştir. Ancak bu tip dalışlar ne kadar enteresan olsa da her zaman riskleri de yanında bulundurur. Bu yüzden 2 yıldız dalıcı eğitimlerinde sportif dalış limiti olan 30 metre derinliği de biraz daha aşarak eğitmen eşliğinde 42 metreye eğitim amacıyla dalış gerçekleştirmekteyiz. Bu dalış ile hem dalıcının bu tecrübeyi yaşaması hem de derinlerde gerçekleşme ihtimali bulunan nitrojen sarhoşluğunu yaşayıp yaşamadığını test etmeyi amaçlıyoruz. Argos Dalış Okulu'nda gerçekleştirdiğimiz derin dalış eğitiminin kısa görüntüleriyle birlikte sizlere de bu deneyimi biraz olsun yaşatmak istedim. Son hazırlıklarımızın ardından su ile buluşuyor ve dalışımıza başlıyoruz. Ahmet Hoca ekibi son kez kontrol ediyor. Ben de body'm ile anı ölümsüzleştiriyorum. Papaz balık yavrularının arasından geçerek 10 metrelere ulaşıyoruz. Derinlere inildikçe basınç, sıcaklık ve ışık etkisiyle birlikte bir takım fiziksel değişimlere de maruz kalıyoruz. Ve bu değişimler üzerimizde fizyolojik etkilere de sebep oluyor. Ahmet Hoca grubun hava durumunu kontrol ediyor. Peki neden bir derin dalış yapıyoruz? Daha derinlerde yaşayan canlıları görebilmek, derinliklerdeki dip yapısını incelemek ve bunun yanı sıra ülke karasularımızda bulunan birçok batığı da görme şansımız oluyor. Derin dalış, 18-30 metre arasındaki derinliklere yapılan dalışları içerir. Ancak dalıcılar 2 ve 3 yıldız dalıcı eğitimlerine katıldıkları zaman, 30 metrenin altındaki fiziksel şartları tanıyıp tecrübe edebilmeleri için eğitmenlerin denetiminde bu derinliklere eğitim dalışları yaparlar. Böylelikle dalıcıların derinliklerdeki karanlık, soğuk, basınç ve nitrojen narkozu etkilerini hissetmeleri sağlanır. Nihayet 42 metre derinliğe ulaşıyoruz. Dalıcılarımızda nitrojen etkisi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla onlara bir takım sorular yöneltiyor ve bazı becerileri yapmalarını istiyoruz. Derin dalış, dalıcı vücudunda daha yüksek oranda basınç etkisi oluşturan ve fizyolojik bir takım etkileriyle kendine has problemlere neden olur. Birim alanda meydana gelen yoğunlaşma, dalıcının solunum kanalları ile gaz arasındaki direnci artırır. Bu etki kısaca solunum direnci olarak da bilinir ve dalıcının neredeyse hiç hareket etmiyor dahi olsa, sanki ağır bir iş yapıyormuşçasına solunumunu artırır. Son testlerin de ardından artık eğitimini tamamlayan dalıcılarımızı kutlama vakti. Artık yavaş yavaş su üzerine doğru hareket ediyoruz. Ben de body'mi tebrik ediyorum. Derin bir dalışı sığ bir dalıştan ayıran önemli faktörlerden biri ise ışıktır. Derinlere inildikçe sırasıyla kırmızı, sarı, yeşil, mavi gibi renklerin kaybolarak diğerlerini gri ve grinin tonlarına terk ettiğini ve belirli bir derinlikten sonra ortamı renksiz ve karanlık olacaktır. Ahmet Hoca çıkışta akıntı olduğunu ekibe iletiyor. Dalışın en önemli kurallarından biri de çıkış kurallarına mutlak uymaktır. Biz de dakikada 10 metre kuralına uyarak yavaş yavaş su yüzeyine ilerliyoruz. ...15 metrelerde herkesin keyfi yerinde. Bu anı ölümsüzleştirmek için selfie'mizi de yaparak dalışımız sonuna geliyoruz. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.